Selamünaleyküm. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin inşallah. Belki de bazı kardeşler için bugün yorucu bir gün olabilir. İnşallah Rabbim bu yorgunluğun karşılığını verecektir. İnşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şerifinde size iki şey bırakıyorum. Kim bunlara sımsıkı yapışırsa asla o sapıtmaz, yanlışlığa düşmez. Bunlardan birisi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i, diğeri de benim sünnetim buyurmuştur. Muhammedi yolu takip eden bütün veliler kendilerince Kur'an ve sünneti kendilerine rehber etmişler. Her daim bu rehber üzerine yürümüşlerdir. Biz zaman zaman Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ne olduğunu değil, ne olmadığını söyleriz. Ne olmadığını söylememizin sebebi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin üzerine atfedilen asılsız suçlardır. Hani kimisi Hazreti Mevlana'yı bir peygamber gibi görür veya peygamberlerin üzerinde göstermeye çalışır. Kimisi Mesnevi'yi Kur'an'dan yukarıda göstermeye çalışır. Öyle görmeye çalışır. Bunlar Hazreti Pir'in deyimiyle şaşı kimselerdir. O şaşı insanlar ne yazık ki kendi şaşkınlıklarına başkalarını da ortak ederler. Başkalarını ortak ettiğinin de kendileri farkına varmazlar. O yüzden Hazreti Mevlana tek kurtuluş yolunun Kur'an'a ve Muhammed-i Mustafa'nın yoluna uymaktan geçtiğini söyler. Bu manada herkesin diline pelsenek olan ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim bunun dışında bir söz söylerse o sözden de o söyleyenden de uzağım beyti bunun apaçık ifadesidir. O yüzden o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ayak izlerine basarak yürümüştür. Mesnevisinde yaklaşık 6000'in üzerinde hadis-i şerif metnini dile getirmiştir. O yüzden Mesnevi belki de bu manada içinde en fazla hadis barındıran bir kitap olarak önümüzde durur. Siz bir eser yazacaksınız veya yazdıracaksınız. O eserin içerisinde 4000 tane ayet, 6000 tane de hadis olacak. 4000 ve 6000 hadisi şerifi eserine alan o zatı Kur'an ve sünnetin dışında göreceksiniz. Bu büyük bir iftiradır. Müslüman birinci derecede Allah'a
ve Resulüne itaat etmekle yükümlüdür. Bir veli düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaat etmemiş olsun. Bir Allah insanı düşünün ki Kur'an'a uymamış olsun. Onun yolu Kur'ani deyimle sapıklığa uğramıştır. Onun yolu Kur'ani deyimle ne yazık ki küfre doğru gitmiştir. O yüzden kıymetli dostlar, din Kur'an ve sünnete tabi olma, Kur'an ve sünnete itaat etmedir. Eğer bir kimse Kur'an ve sünnete itaat etmez, Kur'an ve sünnete tabi olmazsa ne yazık ki onun tabi olduğu şey, inandığı şey din olmaktan dışarı çıkar. Rabbim cümlemizi bunlardan muhafaza eylesin inşallah. O yüzden Hazreti Mevlana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hitaben başına örtülüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir. Sense akılsın buyurur. Hani Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine vahiy inince Hazreti Hatice annemizin yanına gelir de örtüyü başından aşağı çeker ya, o bu meseleyi Hazreti Pir başına örtüyü çekme, yüzünü de örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir. Sense akılsın buyuraraktan insanların şaşılığına ve şaşkınlığına akıl verecek, akıl olacak olan Hazreti Peygamber'i görür sallallahu aleyhi ve sellemi. İddiacıdan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen parlayan vahiy mumunu taşıyorsun. Bir kimse bir şeyin iddiasını güdebilir. Ama Hazreti Pir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine atfen söylerken sen vahiy mumunu taşıyorsun demektedir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri peygamberlerin sonuncusu ve Cenab-ı Hakk'ın Adem'den itibaren bütün peygamberlere indirmiş olduğu vahyi Muhammed-i Mustafa'ya da sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de indirmiştir. Ve o yüzden Hazreti Pir, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile alakalı sen vahiy mumunu taşıyorsun buyurmaktadır. Haydi geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan. Geceleyin mum ayakta durur. Hazreti Pir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini hiç ölü görmez. O yüzden ona Nat-ı Şerif'inde buyurur ki haydi geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan. Geceleyin mum ayakta durur. Mumun ayakta durup ışık vermesi lazım ki karanlıkta kalan bu ümmet yolunu aydınlatsın. Yolunu şaşırmış, yolunu kaybetmiş olan insanlar o şaşkınlıktan Muhammed-i Mustafa'nın yol göstericiliği ile ancak kendilerini düzeltebilirler. O karanlıkta kalan ümmet ancak Muhammed-i Mustafa'nın vahyin mumuyla aydınlatmasıyla aydınlanabilir. Yoksa gönüller kararır, bakışlar kararır, duyuşlar kararır. İnsanın yön bulma duygusu dahi kararır da ne yöne gideceğini bilemez. Eğer bir kimse karanlıkta kalırsa eline muhakkak mum alması gerekir ki yolunu bulabilsin. Eğer karanlıkta kaldıysa bir kimse, ona muhakkak bir ışık gereklidir.
O kimsenin ışıksız yolunu bulabilmesi, yolunu aydınlatması mümkün değildir. Odanın içerisinde karanlıkta kalırsanız, size bir ışık gerek ki size eşyayı göstersin. Size neyin nerede olduğunu göstersin. Bu karanlıktan insanı kurtaracak olan Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete tabi olmayan, Kur'an ve sünnete itaat etmeyen, Kur'an ve sünneti kendisine yol olarak görmeyenler yollarını şaşırırlar, karanlıkta kalırlar. Karanlıkta kalan bir kimse de nerede neyin ne olduğunu bilemeyeceğinden ve bulamayacağından dolayı çok özür dilerim ama şaşırır kalır, şaşkınlardan olur. Allah muhafaza eylesin. Bu dünyasını kaybettiği gibi öbür dünyasını da karanlıklara boğabilir. Rabbim o yüzden cümlemizi muhafaza eylesin. Senin nurun olmadıkça aydınlık gündüzde bile gecedir. Sana sığınmadıkça aslan tavşana esirdir. Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın o nebilik, o peygamberlik, o vahiy nuru olmazsa siz gündüz zannedersiniz, gece olur. Karanlığın içindedir insanlar. Karanlıkta yaşamaya alışmış olan yarasalar gündüzden kaçarlar, aydınlıktan kaçarlar. Karanlığa aşina olmuş olan karanlık gönüllüler bir ışık tanımadıklarından dolayı yaşadıkları hayatı gündüz zannederler. Siz yarasaya gitseniz, yarasa geceyi gündüz etmiştir, gündüzü gece. Ona ışık yaraşmaz, ona ışık yakışmaz. O ışığa kördür çünkü. Onun için karanlık başladığında ona sabah olur. Herkese güneş doğduğunda sabah olurken yarasaya karanlığın başlangıcı sabahtır. İnsan şaşırırsa, insan körleşirse karanlığı gündüz zanneder. Narı nur zanneder. Nuru da nar zanneder. Nuru nar zannedenlere, narı nur zannedenlere bir uyarıcıdır Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın kendisinin nurda mı olduğunu, kendisinin narda mı olduğunu görebilmek istiyorsa o kimse kendisini Kur'an ve sünnet aynasına tutar. Kur'an ve sünnet aynasında kendisini görenler kendilerinin nurda mı yoksa narda mı olduklarına bakarlar. Yoksa herkes kendi heva ve hevesinden yapmış olduğu yanlışlıkları doğru olarak gördüklerinden dolayı kendilerini nurda zannedebilirler. Bu yarasanın kendisini gündüzde görmesi gibidir. Kur'an ve sünnet ışığı bulaşmamış, Kur'an ve sünnetle tanışmamış, tanıştığı halde heva ve hevesine uyan kimseler ne yazık ki narı nur görürler. Nuru da nar görürler. Namazda kötülük ararlar. Oruçta kötülük ararlar. Allah'a itaatte nefsimize uyduk demezler de Allah'a itaatte kötülük ararlar. Nefsimize uyduk demezler de Muhammed-i Mustafa'nın yolundan, izinden gitmeyi kendilerine zul addederler. Onlar ne yazık ki karanlığa düşmüş, karanlığın içerisinde yaşamış, hala karanlıkta yaşayanlardır. Onlar karanlığı kendilerine gündüz zannederler. Ey Mustafa, bu Safa denizinde kaptanlık et. Çünkü sen ikinci Nuh'sun. Hazreti Pir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine naat-ı şerifinde bu Safa denizinde kaptanlık et. Çünkü bir kimsenin kaptanı, bir geminin kaptanı Muhammed-i Mustafa değilse o kaptan yolunu şaşırmaya, o gemi
yolcularıyla beraber helak olmaya, batmaya, o gemi yolcularıyla beraber fırtınaya tutulmaya her dem hazırdır. Eğer ki bir geminin kaptan köşkünde Muhammed-i Mustafa oturmuyorsa, bir geminin kaptan köşkünde Muhammed-i Mustafa yok ise, o gemide Muhammed-i Mustafa'nın Kur'an ve sünnete dayalı olan sistemi çalışmıyorsa, o geminin ne zaman helak olacağı, ne zaman fırtınaya kapılacağı, ne zaman bir karaya vurup parçalanacağı belli değildir. Ve o gemi an ve an kendisini helaka doğru götürmektedir. İşte Hazreti Pir, kalk bize kaptanlık et, bizim bu gemimizi selamete çıkar, sen çünkü ikinci Nuh'sun derken, malum ya, Nuh tufanından Nuh aleyhisselam bir gemi yapıp o gemiye kendi inananlarını doldurup öylece tufanın çıkmasını bekledi. Ve Nuh'un gemisine sığınan, Nuh'un gemisine binenler kurtuluşa erdiler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin gemisine binmeyi kurtuluş olarak görür. Eğer kurtuluşa, eğer selamete, eğer safaya, eğer mutluluğa koşmak istiyorsanız Muhammed-i Mustafa'nın gemisine binmekle yükümlüyüz. Muhammed-i Mustafa'nın izinden gitmekle mükellefiz. Her yolda, özellikle deniz yolunda akıl sahibi bir kılavuz gerekli. Hazreti Mevlana, her yolda akıl sahibi bir kılavuz gerekli der. Kıymetli dostlar, eğer kılavuzunuz akıl sahibi değil ise asla varmak istediğiniz yere varamazsınız. Varmak istediğiniz yer kendi niyetinizle, kendi samimiyetinizle çok doğru olabilir. Ama kılavuzunuz yanlışsa, eğer kılavuzunuz doğru değil ise sizi asla ve asla o menzile götürmeyecektir. Siz Mekke'ye de diyerek yola çıkmış olabilirsiniz. Ama Mekke'yi tanımayan, Mekke'yi bilmeyen, Mekke'nin yönünü dahi bilmeyen bir kimse, Mekke'nin adını dahi bilmeyen bir kimse sizi Mekke diye başka yerlere götürecektir. Çünkü kılavuz sağlam değil ise, kılavuz yolu bilmiyorsa, siz belki de bir günlük yolu bir ömürde bitiremeyeceksiniz. Bir günlük yolu, belki de siz bir saatlik yolu bir ömürde bitiremeyeceksiniz. Kılavuz vardır, bir günlük yolu bir dakikada size götürür. Kılavuz vardır, İnsanların bir ömür kat edemedikleri yolu size bir günde kat ettirir. Bir ömürde gidemeyen, yolunu bulamayan bir kimse öyle bir yola tabi olur ki o yol onu bir anda menziline götürür. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri her yolda, özellikle de deniz yolunda dediği manadır. Her yolda kılavuz gereklidir. Mana yolunda daha da kılavuz gereklidir. Çünkü Hazreti Pir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini mana peygamberi olarak görür. Ve Kur'an-ı Kerim'i mana kitabı olarak görür. Evet, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde zahiren muhkem ayetler dediğimiz hukukla alakalı ayetler vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de müteşabihler de vardır. Kur'an sadece zahire hükmeden, sadece eşyaya hükmeden, sadece görünene hükmeden bir kitap değildir. Muhammed-i Mustafa miraç etmiştir, manadır. Muhammed-i Mustafa
mana peygamberidir ve inen ayeti kerimeleri zahirinden fazla ayrıyetten batinen de bize tefsir etmiştir. O yüzden Hazreti Pir'in deniz yolu dediği mana alemidir. Eğer bir mümin mana alemine doğru yol yürüyecekse Muhammed-i Mustafa'sız o yolu yürüyemez. Eğer kılavuzu Muhammed-i Mustafa değil ise o sapkınlığa ve bataklığa gidecektir. Kalk da bak yol yorgunu kervana. Bak her bir yanda kaptan olmuş bir gül yabani. Hazreti Pir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine yalvarıyor. Kalk da bak diyor. Kalk da bak. Bu ümmeti Muhammed yol yorgunu oldu. Bu ümmeti Muhammed gideceği yolu uzatanlardan, yolları istismar edenlerden yoruldu. Herkes kendince kendisini hak gördü. Kendince kendisini hak görünce o yolu da kendince hak bildirdi. Ve hak bildirerekten ne yazık ki arkasından gelen ümmetin değişik kesimlerini yol yorgunu yaptı gül yabaniler. Her yolun gül yabanisi vardır. Her mesleğin gül yabanisi vardır. Her mesleğin gül yabanisi vardır. Meslek kusurlu değildir. O mesleği icra edenler kusurludur. Her meslek dediğimizde bütün meslek türlerini alt alta koysak her meslek sahibinin veyahut da her mesleğin bir yol kesicisi vardır. Bir aldatıcısı vardır. Bir kandırmaca yapanı vardır. O yolu kendi heva ve hevesine, kendi maddi menfaatlerine istismar edenler vardır. Yolların suçu yoktur. Mesleklerin suçu yoktur. Suç o yolda yürüyüp o yolda olduğunu iddia edenlerindir. Hani bizim hemşehrimiz olan, bizim topraklarımızda yaşamış olan Habibi Neccar Kur'an-ı Kerim'de feryat eder. Kur'an-ı Kerim onun dilinden feryada yer verir. Ey insanlar, sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz der. Eğer dinse, dindense, manasa onun ücret istememesi gerekir. Ama her devirde gül yabaniler çıkar. Her devirdeki bu gül yabaniler dini istismar ederler. Müslümanları, inançları istismar ederler. Müslümanların ve dinlerin üzerinden kendilerine ne yazık ki mal, mülk, makam peyda ederler. Oysa din öylesine kutlu, öylesine bir mübarek olgudur ki asla ve asla kendi içerisinde buna yer vermez. Çünkü bu riyaya girer. Çünkü bu istismara girer. Çünkü bu en büyük haramlardan birisidir. Hani meşhurdur ya, Sufinin birisi sessizlik istiyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında Sufinin birisi bir güvercini yakalamaya çalışırken güvercinin kanadını kırar. Güvercin Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna gider. Der ki davacıyım. Kimden? Filanca dervişten, filanca sufiden, filanca inançtan, iman ehlinden. Çağırırlar. Der ki neden bu der beni yakalamaya çalıştı. O yüzden kanadım kırıldı. O mümine sorar Süleyman Aleyhisselam. Sen bunu neden yakalamaya çalıştın? O da der ki bu av hayvanı yakalamak hakkım. Süleyman Aleyhisselam kuşa döner ki bak der sen av hayvanısın. Bunu seni yakalaması kadar makul bir şey yoktur.
kuş der ki, efendim, onun üzerindeki elbise, onun üzerindeki inanç elbisesi, onun üzerindeki inanç elbisesi beni yakalamayacağına inandırdı. O öyle bir inanç elbisesi giydi ki, ben ondan bana zarar gelmez diye düşündüm. Hadis-i şerif, Müslüman odur ki, diğer Müslümanlar, Müslüman odur ki, diğer Müslümanlar o Müslümanın elinden ve dilinden emindirler. Mümin odur ki, dikkat edin, mümin odur ki, bütün canlı varlıklar, onun ondan canlarından emindir. Canlarından emindir. Kuş der ki, ey Süleyman, ben onun üzerindeki inanç elbisesinden dolayı bana zarar gelmeyeceğine inandım. Hazreti Süleyman bunu doğru görür. Onun kolunun kırılmasına hükmeder. Kuş der ki, hayır, ben onun kolunun kırılmasını istemiyorum. Ya ben onun üzerinden o inanç elbisesinin çıkarılmasını istiyorum. Çünkü o inanç elbisesiyle benim diğer kardeşlerimi de kandırır der. Kıymetli dostlar, her dönemde nasıl Süleyman Aleyhisselam'da, Davut Aleyhisselam'da, Yusuf'ta, Yakup'ta, Yunus'ta, Musa'da, İsa'da gül yabaniler olduğu gibi, Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında da ve bugüne kadar 1400 yıldan beri Adem'den beri gül yabaniler vardır. Her mesleğin gül yabanisi vardır. Dini imani dairede gül yabani daha da çoktur. Niçin? Çünkü istismara çok açıktır. Bir kimse gelir, ben Allah'ı seviyorum der, siz ona sevmiyorsunuz diyemezsiniz. Ben Allah için bunu yapıyorum der, siz ona Allah için yapmıyorsunuz diyemezsiniz. Biz din cahiliyiz bir de. Hadis okumayız. Biz din cahiliyiz. Fıkıh okumayız. Bir de son dönemde şunu çıkardılar bize. Siz Kur'an'a tabi olun. Kur'an'a bakın. Bu size yeter. Zaten bu toplum 300 yıldan beri din cahili. 300 yıldan beri bu toplum din cahili. Bu toplumun daha da din cahili olmasını isteyenler var. Diyorlar ki, Kur'an yetmez mi? İyi, Kur'an diyor ki peygambere itaat et. Kur'an diyor ki peygambere tabi ol. Kur'an diyor ki bir anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygamberine götürün. Allah'a ve peygambere. Bakın Kur'an-ı Kerim Allah'a diyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in direkt yüzünden okuyaraktan tabi olacaksak o hadisleri inkar eden din cahiline şunu söylemek istiyorum. Ben bu meseleyi Allah'a götüreceğim. Allah'la mı konuşacağım? Bana tevil yapma. Buradaki Allah'a götürmekten Kur'an'a götürmek diye tevil edersen ben de derim ki buradaki Resuluna götürmekten de hadisleri çıkaracağız o zaman. Ama şimdi revaçta olmak hadisleri inkardan geçiyor. Hadisleri inkar ederse bir kimse
revaçta oluyor. İşte her meslekte, her yolda gülyabaniler var. Ama din yolunda, mana yolunda gülyabaniler daha da fazla. Ve ne yazık ki biz o gülyabanileri tanımakta zorluk çekiyoruz. Ve o gülyabaniler yüzünden ümmet yol yorgunu. Çünkü ümmet hep aldandı. Allah bizi aldananlardan eylemesin. Zamanın Hızırı sensin. Her geminin kurtuluşu sendedir. Ruhullah gibi yalnız yürüme. Hazreti Mevlana, zamanın Hızırı sensin. Ruhullah gibi yalnız yürüme derken, hani Hazreti İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı ya, o yüzden diyor ki, İsa gibi yalnız göğe kaldırılma. Ya sen bizimle beraber ol. Ve diyor ki, bu topluluğun önünde gökyüzündeki ışık gibisin. Güneşe benziyorsun. Halktan kopmayı, köşene çekilmeyi bırak. Bu ümmetin önünde ışık sensin. Sen kenara çekilirsen, sen bizlerden ayrılırsan, bizlerden koparsan, biz ne yazık ki yolumuzu şaşıranlardan oluruz. Ey peygamber, hidayet Kaf Dağı'na benzer. Sen ise ankasın. İnziva zamanı değil. Gir topluma. Kıymetli dostlar, Muhammedi din anlayışı inzivayı gerektirmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin inzivası Ramazan'da son 10 gün o da Medine-i Münevvere'de itikaftır. Peygamberlik ona emredildiği zaman da, emredilmezden önce ve hemen ardından da kısa bir süre Hira Dağı'nda inzivaya çekilirdi. O yüzden inzivai bir hayat Muhammedi bir hayat değildir. Halkın içinde olmak, halkın dertleriyle dertlenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlara Kur'an ve sünneti anlatmak, onlara hidayet yoluna davet etmek Muhammedi bir ahlak ve Muhammedi bir sünnettir. Asla yolumuzda inzivaya çekilmek yoktur. Yolumuzda çileye ram olma, yola düşme, insanlara hak ve hakikati anlatma, insanların içerisinde durup insanların eziyetlerine katlanma ama of bile dememe vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ancak nafile namazlarını evde kılardı. Hiçbir farz namazını evde kılmadı. Ey ümmeti Muhammed! İnzivaya çekilmedi. Farz namazlarını cemaatle kıldı. Ve sabahları kalkardı, derdi ki, bu insanların eğer ki müsaade edilse, caiz olsa, bu insanların evlerini ateşe vermek istiyorum. Sabah namazına camiye gelmedikleri için. İslam inziva dini değildir. İslam öyle tekkelerin köşesine çekilip tekkenin köşesinde yaşama dini değildir. İslam mağaralara çekilip mağaralarda yaşama dini değildir. İslam medeniyetin ta kendisidir. Medeni olmak şehirli olmaktır. Şehrin tam ortasında yaşamaktır. Ve şehrin kültürünü, şehrin kendi içerisindeki olgularını daha ileriye taşımaktır. Kıymetli dostlar, şu anda ümmeti Muhammed bundan çok uzak. Ve İslam bir şehir medeniyeti olarak dünyanın hiçbir yerinde ne yazık ki hiç yaşanamıyor. Sakın Mekke'de yaşandığını zannetmeyin. Sakın Medine-i Münevvere'de İslam'ın şehir medeniyeti olarak yaşandığını düşünmeyin. Hacca Ümre'ye giderken kendinizi böyle odaklayaraktan gitmeyin. Hacca gittiğinizde
bunu yaşayacaksınız, göreceksiniz. Ümmet-i Muhammed ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki şeytan taşlamaya giderken çöplerin üzerinde yürüyerekten gidiyor. Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlamaya giderken çöplerin üzerinden yürüyerekten gidiyor. Bu son 2 yıldır bu daha da aza inmiş. Daha da aza inmiş. Bir İslam medeniyetinde, İslam medeniyetinde çöp kokusu olmaz sokaklarda. İslam medeniyetinde kaldırımlarda yayaların gelip gideceği yerlerde yayaları engelleyen hiçbir şey olmaz. Kim insanların gelip geçeceği yeri işgal ederse Allah ve melekler ona lanet eder. Kim insanların gelip geçeceği bir yeri işgal ederse Allah ve melekler ona lanet eder. İslam medeniyetinde çöp kokusu, İslam medeniyetinde çok affedersiniz lahım kokusu, İslam medeniyetinde etrafta öldürülmüş hayvanların kokusu bulamazsınız. İslam medeniyetinde çöplerde atık yiyecek bulamazsınız. İslam medeniyetinde çöpte ekmek kırıntısı dahi bulamazsınız. İslam medeniyetinde çöpte bozulmuş bir yemek, bozulmuş bir sebze göremezsiniz. İslam medeniyetinde evin içerisinde israf göremezsiniz. İslam medeniyetinde bir kimsenin üzerinde israf göremezsiniz. Tüketime dayalı değildir İslam. İslam tüketime dayalı değildir. İslam vahşi kapitalist sistem değildir. İslam komünist sistem de değildir. İslam'ın karşılığı olan bir sistem yoktur. İslam kendi kendine bir sistemdir. Kendi kendisine. Onu bir şeyle kıyaslamak mümkün değildir. Bu elma ile armutun kıyaslanması gibi bir şey değildir çünkü. Allah bize o hidayete erenlerden eylesin. Dolunay geceleyin yürür göğün zirvesine. Köpeklerin sesinden çekinip bırakmaz yürüyüşünü. Ey ümmet-i Muhammed, köpeklerin size olan havlamasından geri mi çekileceksiniz? Dinsizlerin, münafıkların, hidayetten nasibi olmayanların havlamasından geri mi çekileceksiniz? Güneş dünyaya her gün hizmet ederken, dünyanın içerisindeki kötülüklere bakaraktan hizmet etmekten geri mi duruyor? Doğmayacağım mı diyor? Hayır, geri durmayın. Kendinizi geliştirin, kendinizi yetiştirin. Bol bol hadis okuyun, fıkıh okuyun. Dinin özüne ulaşmaya çalışın. Şekilde kalmayın. Meseleyi inanç medeniyeti, meseleyi kültür medeniyeti, meseleyi sanat medeniyeti, meseleyi şiir, hikaye, roman ve komple insanı kuşatan bir medeniyet olarak görün. İnancınızı sadece namaz kılmaya sıkıştırmayın. Sadece oruç tutmaya sıkıştırmayın. İnsanı ilgilendiren bütün meselelerde, bütün dairelerde dininizi bu noktada, inancınızı ve imanınızın damgasını vurun. Kınayanlar senin dolunayına ve zirveye yürüyüşüne tıpkı köpekler gibi havlayıp dururlar. Evet, Hazreti Muhammed-i Mustafa'ya hep böyle kınadılar. Hep kınadılar. Ayet-i Kerime'de indi. Dedi ki, kınanmaktan korkmayanlar.
Allah kendi dostlarını, kendi velilerini, kendisine iman edenleri tarif ederken onlar kınanmaktan korkmazlar diye buyurdu. Namaz kılacağınızdan dolayı kınanmaktan korkmayın. Oruç tutacağınızdan dolayı kınanmaktan korkmayın. Dininizin size emrettiği bir şeyi yaşarken kınanmaktan korkmayın. Nefsiniz sizi kınayabilir, heva ve hevesine düşenler sizi kınayabilir, şeytana kalbini satanlar sizi kınayabilir, aklını şeytana devşirenler, satanlar sizi kınayabilir. Ama iman ehli kınanmaktan korkmaz. Ve Hazreti Mevlana diyor ki, kalk kınanmaktan korkma. Terk etme hastayı ey şifa. Sağıra kızıp da körü bastonsuz bırakma. Biz ümmet olarak hastayız. Hazreti Muhammed Mustafa'ya naat olarak okuyor. Biz hastayız. Bizi bırakma. Sağıra kızıp da körü bastonsuz bırakma. Yani senin sesini işitmeyen, senin hidayetine gelmeyen, senin hidayetinle hidayetlenmeyene kızıp da bizi bastonsuz bırakma. Sen bizi bırakırsan biz yolumuzu bulamayız, yolumuzu seçemeyiz manasında diyor. Sen dememiş miydin köre yolda yardım eden Allah'tan 100 sevap ve ecir kazanır diye? Hadis-i şerif var. Kim yolu bulamaz da ona birisi yol gösterirse Cenab-ı Hak ona 100 sevap verir der. İşte Hazreti Mevlana da bu manada kendisini kör görüp bize yol gösterenin kendisinin olduğunu söylüyor. Kıymetli dostlar, bugün tekrar söylemek gerekirse yorucu bir gün geçirdiniz. O yüzden sizi daha fazla yormak, sizi daha fazla ezmek, üzmek istemiyorum. Yoksa şataat gibi olmasın, sabaha kadar konuşurum biliyorsunuz. Çenem düşüktür. Ama sizi daha fazla yormayayım. Gününüz, yılınız, ömrünüz hayırlı olsun inşallah. Bugün gerçekten benim için her iki günde öyle söyleyeyim, mutlu bir gündü. Dün Bursa'da hemen hemen büyük bir çoğunluğunuzla kutlu doğumu icra ettik. Bugün de benim kendimce çok önemli olan ve gerçekten de çok önemsediğim cepheye sema etkinliğimizi hep beraber icra ettik. Kutlu doğum haftası olması dolayısıyla üzerine bir de kutlu doğumu inşallah icra edelim istedik. Benim için kutlu doğum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tanıma bilme. Benim için kutlu doğum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı öğrenme yolu. Yoksa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğdu. Muhakkak ki doğum tarihi de belli. İşte doğum tarihi belli olduğu için vay, doğum tarihinde neden kutlu doğum yapılmıyor diye söylentiler var. Ben kendimce kutlu doğumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini anlama olarak, kutlu doğumu bu manada onu yeniden öğrenme olarak anlıyorum. O yüzden hem cepheye semanız hem de kutlu doğumunuz mübarek olsun. Birazdan sema icra edilecek inşallah. Bizim kardeşlerimiz böyle zaman zaman hatırlatmakta fayda görüyorum. Kaç para, kaç para, kaç para diye sema etmiyorlar. Malumunuz bizim din ve dinle alakalı
her ne işimiz var ise ücretsiz. O yüzden bugün sema edecek olan kardeşler de hep beraber ücretsiz. Bizi tanıyan tanımayan kapının önünde sizden ücret istemeyecekler. Biz de size ücret vermeyeceğiz. İstemeyeceğimiz, istenmeyeceği gibi biz de vermeyeceğiz. Ama sizden affınıza sığınaraktan bir şey istiyorum. Herkes oturduğu yerden Allah desin. Benim abdestim vardı, yoktu, kapalıydım, açıktım, şu mezheptendim, bu meslektendim, benim şeyhim buydu filan, geçin bunları. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Kim Allah'ı bir toplulukta anarsa Allah o topluluktan daha yüce bir toplulukta onu anar. Kim bir toplulukta Allah'ı zikrederse oradan af olmuş olarak kalksın der. Hadis-i kutsi. Birisi der ki meleklerden, ya Rabbi filanca temaşa için geldi, seyretmeye geldi. Orası öyle bir yüce topluluktur ki orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz der. Hepsi de af olmuş olarak kalksın der. Kıymetli dostlar, ayet-i kerimede Allah'ı zikir en büyük iştir buyurulmuştur. Biz bu zikri terk ettik. Biz bu zikri terk ettiğimizden dağıldık zaten. Bu zikri terk ettiğimizden evlerimiz dağılıyor, mahallelerimiz dağılıyor, sülaleler dağılıyor. Allah memleketimizi tamam elip bir tutsun inşallah. Bu zikri terk ettiğimizden ümmet dağılıyor. Ocu oluyor, bucu oluyor, şucu oluyor. Bir şeyciler oluyor, çıkıyor ortaya. Zikri terk ettiğimizden oluyor. Biz ötekileştiriyoruz. Zikri terk ettiğimizden ötekileştiriyoruz. Oysa zikrullah o kimsenin kalbini parlatacak, kalbini yumuşatacak, kalbine merhamet verecek, kalbine ihya edecek, kalbine onun nur olacak, ışık olacak, doğruyu görecek, hakikate doğru yol alacak. Zikrullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin deyimiyle kalbin ilacı, kalbin pasını silen yegane ibadet. O yüzden kardeşler sema ederlerken bir 360 derece dönüşe, bir çark derler. Kardeşler her çarkta kendi içlerinden Allah diyecekler. Biz de oturduğumuz yerden kendimizce Allah diyelim. Bir kısa son. Mübarek Abdülkadir Geylani Hazretleri her sabah tekkesinde Allah'ı zikrederlermiş. Bir gün bir papaz oradan geçerken, ya bunlar her sabah burada ne yapıyorlar diye tekkenin penceresinden öyle bakmış. Dervişler de oturmuşlar. Allah, Allah, Allah zikrediyorlar. Papaz bir an dayanamamış. Bir kez Allah demiş, kafasını sallamış. Gece olmuş, yatmış, kıyamet kopuyor rüyasında. Papaz nereye gidecek? Tutmuş iki tane zebani götürüyor cehenneme. Hemen Geylani Hazretleri zuhur ediyor. Zebanilere diyor, durun. Allah'ın bana vaadi var. Allah'ın bana sözü var. Kim senin tekkene gelirse onu bağışlayacağım dedi diyor. O yüzden diyor, bunun başı bana ait. Benim tekkeme kafasını uzatıp bir sefer de olsa Allah dedi diyor. Çıkarıyor hançerini, tak alıyor rüyasında papazın başını gövdesinden. Hani hemşehrimiz ya Mevlüt Han Çelebi der ya, bir kez aşk ile Allah dese lisan, dökülür cümle günahlar misli hazan. Uyanıyor papaz,
Sabah oluyor, koşa koşa Geylan Hazretleri'nin dergahına, kapıdan içeri giriyor. Geylan Hazretleri vakar bir şekilde ona dönüyor. Hey papaz efendi, akşam başını kurtardın, şimdi de vücudunu kurtar diyor, gel. Zikrullah öylesine kıymetli, öylesine büyük, kerametli bir ibadettir. Allah'ı çokça zikredin. Yolda, belde, orada, burada giderken Allah deyin, zarar etmezsiniz. Kendi kendinize Allah deyin, zarar etmezsiniz. Allah sizin yardımcınız olur. Semada buluşmak dileğiyle, selamünaleyküm.